Değerli katılımcılar gelmeye başladılar. Dolayısıyla ben de yayını açabilirim. OiderTech webinar serisinde bugünün konusu Çin. Hem salgının doğuş yeri hem otomotivin kaynağı. Artık otomotivde çok ileriye giden Çin üzerine konuşmak üzere çok değerli bir misafiri ağırlayacağız. Ali Kemal Uluer yanımızda. Şu anda Pekin'de Volkswagen New Mobility Service'in genel müdürü olarak görev yapıyor. Ama daha önce de Türkiye'de pek çok genel müdürlükler ve yönetici görevleri yapmıştı. Ali Bey aynı zamanda benim çok da yakın bir dostum olduğu için zaman zaman konuşma sırasında Ali diye hitap edebilirim, beyleri atlayabilirim. Şimdiden bunun için özür dilerim. Hoş geldin Ali. Bugün seninle Çin'i ve Çin'deki otomotivin devasa boyutlarını konuşalım istiyorum. Nasılsın, iyi misin? Önce böyle başlayalım. İyiyim abi, çok teşekkür ederim. Ben de herkesten özür diliyorum. Ben de sana Çınar abi deme şeyi hissedebilirim. Gayet iyiyim, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim vaktiniz için. Ali, Çin çok merak edilen bir ülke. Yani hakkında çok şey duyduğumuz ama bize uzak kalan, biraz da kapalı bir ekonomi olduğu için de çok da bilgi alamadığımız da bir yer. Sen Türkiye'den oraya gidip oradaki ortamın içine girmiş önemli yöneticilerden birisin. Öncelikle biraz bize orada ne yaptığını söyler misin? Hani Çin'de görevin nedir? Biraz onu anlat. Ondan sonra da lütfen bize Çin'deki otomotiv sektörünün hacmi hakkında biraz bilgi ver ki neden bahsettiğimizi hep beraber bilelim. Tabii abi, ben Çinli Volkswagen Group China adı verilen dev bir Volkswagen Group var Çinli. Onun altında %100 Volkswagen Group China'ya, yani %100 Volkswagen AG'ye ait Volkswagen Finansal Hizmetler Şirketi'nin içinde yer alan Volkswagen New Mobility Services'in genel müdürüyüm. Biz bu şirkette operasyonel kiralama, benim uzmanlık alanım olan operasyonel kiralama, finansal kiralama, factoring işlerini yapıyoruz. Tabii operasyonel kiralama işi bizim ülkemizde olduğu kadar olgun bir iş değil ve çok büyük bir ülke ve çok regülasyonları yoğun bir ülke olduğu için temelde burada yaptığım işi özetlersek ben finansal kiralama işi yapıyorum. Geçtiğimiz yıllarda daha çok şirketlere ve büyük kurumlara, hatta devlete finansal kiralama yapan organizasyonu benim bu yeni görevlendirmemle bireysel kiralamaya çevirme projesi yönetiyoruz. Yaklaşık 25-26 tane büyük projenin bir araya geldiği, bireylere uzun dönemli finansal kiralama işi yapan bir tür perakende leasing şirketine dönüştürme göreviyle 3 yıllık bir kontratla Pekin'de çalışıyorum. Çin'in Yaklaşık bir sene oldu galiba oraya gideli, değil mi? 7 ay oldu, 8 ay oldu. Ama tabii benim bu assignment öncesi, ben buraya gelmeden önce de görevim Türkiye'deyken de başlamıştı. Yaklaşık bir senedir Çin'le ilgili bir şeyler yapıyoruz diyebilirim, ama fiziki olarak Çin'de bulunmam 8 ay. Peki o zaman bize lütfen Çin pazarını biraz anlatır mısın? Elimden Yani geldiği kadarıyla. çünkü korkunç büyük bir pazardan bahsediyoruz. Şu anda dünyanın en büyük yıllık satış rakamlarına, yıllık üretim rakamlarına ulaşmış bir markadan bahsediyoruz. Nedir pazarın büyüklüğü ve orada bizim hayalimize gelmeyecek neler oluyor? Biraz anlatır mısın lütfen? Tabii, yani şöyle bir örnek vermek gerekirse Çin'deki toplam pazar büyüklüğü 2017'den beri 20 milyon bandını geçmiş durumda. Yıllık satış adedi. 20 Geçen milyon. sene 20 milyon. Evet. Geçen sene 24 milyona yakın bir adetle kapandı toplam pazar. Bu tabii çok ilginçtir. 1950'lerde kurulmuş bir pazar esasında, otomobil pazarı. 1950'lerde benim öğrendiğim kadarıyla Rusların desteğiyle kurulmuş bir pazar. Ama 1970'lere kadar 100 bin adetlerde üretim yapabilen ve genelde iç pazara üreten ve iç pazara tüketen kapalı bir ekonomiyken, 1990'lar 70'ler sonrası Volkswagen'in de dahil olduğu, ki Volkswagen Çin'e ilk giren yabancı marka. 1990'lardan sonra şimdiki bildiğimiz hacme ulaşacak yatırımları yapmaya başlamış otomobil pazarı. 2000'lerden sonra da milyonlar adedini her sene 1 milyon koyarak büyümüş bir pazar. Tabii bu 1992 ile 2019 arasını esasında iyi analiz etmek lazım. Bu 27 yıllık süre boyunca aralıksız büyüyen pazar 2019 senesi itibariyle ilk defa yataya geldi. Ha, düşmeye başladı yani.
Evet, 2020'de de bu Covid-19'un da gelişiyle ilk defa sanki bir düşüş göreceğiz ki şu anda GDP'ye baktığımızda year on year geçen senenin Mart ile karşılaştığımızda ilk defa 27 yıldan sonra ilk defa 6,8'lik bir küçülme, daralma görüyoruz Çin ekonomisine ve otomobilde otomatik olarak. Fakat çok ilginçtir ki bu küçülmeyi tahminleri tekrar biz bir kalın devletle beraber yapabiliyorsunuz bu tahminleri. Yaptığımızda sanki bu aya ait ya da Mart ayına ait bir küçülme gibi duruyor. Nisan'dan sonra eski günlerine kavuşup bu seneyi çok küçük bir daralmayla ya da çok küçük bir büyümeyle kapatmasını bekliyoruz. Pazar büyüklüğünün ötesinde pazarın ilginç özelliklerinden bahsedeyim. Sohbetlerimiz sırasında bahsetmiştim. İki tür analizi yapmak lazım. Çin pazarı tabii Çin çok büyük üretici konumunda, yarı mamul üreticisi konumunda her konuda. Sadece otomobil değil, bunu çok iyi Evet. biliyoruz. Bu nedenle hafif ticari ve ağır vasıta üretimi ve tüketimi de çok yoğun var. Şimdi bütün pazarı değerlendirdiğimizde pazarın %41'i Çin markalarından oluşuyor. Geçen seneden bahsediyorum, 2019 kapanıştan. Sırf Çin markaları değil mi? Yani bizim bildiğimiz Çin. Geely gibi, şey gibi, işte DFM gibi, Dongfeng Motor gibi falan, onlardan bahsediyorum. Aynen öyle. Bunlar %41'lik pazar payına sahip 2019 kapanışında tüm pazarda. %23 Avrupa markaları, geçen sene kapanışta %26 civarında Japon markaları var ve %9 civarında da Amerikan markaları yer buluyor. Bunu eğer toplam pazarı sadece otomobil pazarına çevirirsek bu iş direkt Avrupa'ya doğru dönüyor. %33'lük bir Avrupa payı geliyor. Hemen arkasından birebir eşit Japon %32,3 gibi bir Japon Kore'yi birleştiriyor Çinliler. Japon Kore birleşim var. Kalan %10-11'lik kısımda yine Amerikan pazarını, Amerikan markalarından oluşuyor. Peki, Buradan önemli. özür dilerim sözünü kestim ama Avrupa markaları içinde popülarite sıralaması yaparsan, Japon markaları içinde popülarite sıralaması yaparsan hangi markalar daha önde görünüyor? Avrupa markaların içinde Volkswagen açık ara Açık ara. bir numara. Açık ara. Neden açık ara? FAW diye bir üretici var. FAW, Infiniti, Nissan, Honda, Maxus, Röve gibi birçok marka üretiyor. Ama FAW'nin en büyük üretimi yaptığı joint venture Volkswagen. FAW Volkswagen dediğimiz. Ve SAIC Volkswagen var kuzeyde. Bu da yine Şangay'da merkezi olan yine Volkswagen'le ortak üretim yapan. Bu iki markanın çok etkin olduğunu söyleyebilirim. Hatta halk arasında Volkswagen yerel marka gibi kabul görüyor. O Yani kadar ilerledi. o kadar, yani bizdeki Renault'a daha yakın bir kültürel şey var, yapı var. Yani biz Renault'u nasıl içselleştirdiysek Çinliler de Volkswagen'i o şekilde içselleştirmiş durumda. Yerel marka algısı var. Bu nedenle açık ara Volkswagen'in önderliğinden bahsedebiliriz. İkinci sırada GM var. GM de yine SAIC'le ortak olduğu için. GM tabii çok bizim bildiğimiz GM'den biraz daha farklı çalışıyor. Bazı İngiliz bantları, bazı Alman bantlarını, eski üretim bantlarını satın alarak yerel üretimler yapıyor. Genelde Avrupa'da göremeyeceğimiz ama GM adı altında üretilen markalar satıyor. Bu ikisi pazarı Avrupa markaları olarak sürüklüyor diyebiliriz. Japon markalarında ise önderliği Toyota alıyor doğal olarak. Nissan ve Mazda diye 2 ve 3'ü yerleştirebiliriz. Japon, Kore'yi bunlar hep birleştiriyor. Ben de öyle bir alışkanlık oluştuğu için söyleyeyim. Hyundai de çok çok önemli bir Japon ya da Kuzey Uzak Doğu markası olarak yer alıyor. Ali, bir ufak duyurum var. Başta yapmayı unuttum. Önce onu yapayım lütfen. Bütün katılımcılar için aşağıda Q&A bölümünde istediğiniz zaman soru gönderebilirsiniz. O soruları Q&A'den yazdığınız zaman ben burada bizim sohbetimizin son 15 dakikasında Ali'ye sizin ağzınızdan iletmeye çalışacağım. Bunu da söylemiş olayım. Peki Ali, şimdi 24 milyon satıştan bahsediyoruz. Yani 24 Evet. milyon satış. Çok kabaca ayda 2 milyon satış yapar. Ayda 2 milyon satış Türkiye'nin en iyi zamanının yıllık satışının iki misli. Dolayısıyla çılgın bir network olması lazım. Yani bayilik sistemi açısından başka bir şeyden bahsediyor olmalıyız. Nedir oradaki sistem? Nasıl bayiler, öncelikle kaç tane bayi var? Sonra da bayiler nasıl performans gösteriyor? Ne yapıyorlar? Bizdekinden farkı nedir? Abi şimdi şöyle bir örnek vereyim. Volkswagen bayisi sayısını söylersen belki belirgin bir şey yaratır. Yani
Çin'deki Volkswagen grup markalarına ait bayi sayısı 3032. 3032 tane sadece Volkswagen var. Sadece Volkswagen bayisi sayısı var. Şimdi bu rakamları bizim buradaki, yani Çin'deki bu rakamları bir araya getiren kurumdan almaya çalıştığınızda bu rakamlar çok paylaşılır rakamlar değil, bayi sayısının toplamı. Çok kaotik. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 15 bin adet civarında bayilik olduğunu düşünüyoruz. Buna Forest Shop dediğimiz OEM, yani distribütöre ait, distribütöre anlaşması olan bayilerden bahsediyoruz. Bir de çok 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 büyük adette, bunun yaklaşık 3 katı adette, bizdeki grey markete yakın ama pek grey market gibi de değil, bağlantılı bayi diyebileceğimiz 45 bin 50 bin adet civarında da o tip bayi var ki Ya, devasa. bizdeki alt bayi gibi yani hani bir bayinin altındakiler gibi. Dolayısıyla 45 artı 15 60 bin civarında otomobil satma ve servis verme işinden ekmek yiyen insan var gibi anlıyorum. Evet, böyle diyebiliriz. Yani şöyle kabaca söyleyelim. Şehir diyebileceğimiz sayı 690 hatırlıyorum. Yani Çin'deki şehir sayısı. Bunların yaklaşık, ya mesela top 10, yanlış hatırlamıyorsam en büyük 10 şehir zaten 8 milyonun üzerinde nüfusa sahip şehirler. Onun dışında 3 milyonun üzerindeki şehir sayısı çok adet. Yani 200'lü adetler civarında 3 milyon kişiden fazla insanın yaşadığı şehir var. Bir örnek daha vereyim. Bir bankanın, ki bu sadece yerel bir banka Çin'de, benim de borçlanmaları yaptığım, sıkı çalıştığım bir banka. Normalde paylaşmadığı bilgi, ısrarla öğrendiğim bir bilgiyi paylaşabilirim. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Mudi sayısı 470 milyondu. 470 Yani milyon Audi. bu Mudi'si var, o yerel bankanın. Zaten bankacılık sistemi de çok belirgin bir şekilde farklı dünyanın geri kalanından. O yüzden Çin otomotiv yapısında o 3032'lik bayi üzerinden gidelim. Bu 3032 bayiye biz bir kampanya duyurusu yapmaya kalktığımızda yaklaşık 4 ay civarında e-mail'in okuma raporunu incelemek zorunda kalıyoruz. On binlerce insana ulaşmamız gerekiyor. Sadece küçük bir değişikliği anlatmak için. O yüzden Çin ne kadar dışarıdan hızlı görünse de bu hızlılığı esasında teknolojik altyapıya ve bu herkesin korktuğu yeni dünya dönüşüm hızına bağlayabiliriz. Yoksa aksi halde buradaki teknolojik gelişmeleri ya da haberleri bayilerle ya da insanlarla paylaşmak çok mümkün olmuyor. Peki, şimdi Çin için otomotivin çok önemli olduğunu biliyoruz ama otomotiv tam olarak ne ifade ediyor Çin ekonomisi ve Çin hükümeti için belki de? Bunu sohbetlerimiz sırasında sana anlatmıştım. Esasında ben buraya gittiğimde ilk hissettiğim şey, özellikle bu devletin otomobildeki genişlemelerle ilgili yaptığı açıklamalar, verdiği sübvansiyon kararlarını gördüğümde bizdeki inşaat sektörüne benzetiyorum. Ve kriz ya da iyileşmelerde ilk etkilenen otomotiv olduğunu söyleyebiliriz. Bu örnek mesela Covid-19 için verelim. Biz Covid-19 Ocak ayı son itibariyle Çin yeni yılı tatil dönüşü, ki bu Çin'deki en önemli dönüş, tatil dönüşü, pazarın daralması %84 civarındaydı. Mart ayı itibariyle bu yüzde, Mart ayının sonu itibariyle, yani Nisan başı itibariyle bu daralma %55'e geriledi. Bu hızlı toparlanmayı Çin hemen Şubat ayında devletin yaptığı sübvansiyon açıklamaları, kredi destekleri, KDV indirimleri, orada araç alım vergisi diye, VPT diye bir vergi var. Bizdeki ÖTV'ye yakın ama çok daha düşük. Onda yapılan özel destekler falan. O yüzdeleri de bizimle paylaşır mısın? Yine araç alım şartları nasıldır? Çok şöyle anlatayım. Esasında bir örnek bilgi daha vereyim. Çin'de 26 tane bölge var. 26 bölge daha çok işte Amerika'daki eyalet sistemine benziyor. Her bölgenin kendine ait bir yönetim kadrosu var ve her bölgenin kendine ait vergi sistemi var. Bir, yani merkezi bir vergi sistemi yok Çin'in. Var ama çok limitli konularda, kamuya ait konularda çalışıyor. Onun dışında özel sektörü ya da bu tip diğer sektörü ilgilendiren vergi düzenlemeleri eyaletler seviyesinde yapılıyor. Bu 26 eyalette 26 farklı regülasyon var. Ortalama katma değer vergisi yüzde, işte ikinci elde mesela %3. Ama sıfır arabada %6 ile %15 arası değişiyor. Bu araç alım vergisi yine %5 ile %12 arası değişiyor. Ama toplamda %20-25'i geçmeyen bir vergi yükü var otomobilin üzerinde. Bu tabii çok tetikleyici, çok insanları otomobil almayı iten bir tür duruma yol açıyor.
ki bu emlakta çok daha fazla. Örnek vermek gerekirse bunun 3 katı civarında emlak vergileri. Ali, sorular yığılıyor bu arada, haberin olsun. Hani herkes Eyvah. Çin'i çok merak ediyor. Sorular yığılıyor, gelecek. Devam edeceğim ben de. Ama önce biraz Covid konuşalım. Yani bir de bugünkü webinarın başlığı da oydu. Covid-19 salgının Çin'de başlamış olması ve oradan dünyaya yayılmış olması. Ve elektrikli araçlara geçişte bu elektrik üretiminin kaynağını, yani siz elektriği bu otomobile sağlayacak elektriği üretirken yenilenebilir bir enerji kullanmıyorsunuz. Zaten bu değişikliklerden faydalanamıyorsunuz. Ama SAIC, biraz önce bahsettiğim Şangay merkezli üretici, şu anda devletten aldığı teşvikle sadece Şangay'a 12 bin tane elektrik şarj ünitesi yapacak. 2020'de 12 bin tane, bir şehrin içine söylüyoruz bunu. Ve bunların tamamı da yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslenecek. Yani böyle devletin özel planları var ve ben kömürlü üretimi biz harcıyoruz orada ama otomobilleri yenilenebilir enerji yatırımlarıyla destekleyecek yatırımları yapacaklar. Yeterince alanları ve güneşlenme süreleri, rüzgar süreleri var. Rüzgar süreleri özellikle orada çok dünya ortalamalarının ötesindeymiş bildiğim kadarıyla. Çok önemli. Evet. Ona doğru yatırım yapıyorlar. Peki, demin söylemiştin ama birkaç soruda olduğu için tekrar soruyorum sana. Çin otomotiv pazarında elektrikli araçların yüzdesi ve gelecekteki yüzdeleri nelerdir? Lütfen operasyonel kiralamayı da senin mesleğin olduğu için ayrıca söyle, operasyonel kiralamada daha mı fazla var? Oradan başlayayım. Yok. Operasyonel kiralamada elektrikli aracın sağladığımız yer, burada operasyonel kiralama ustaları da var. Bilal abinin mesajını gördüm oradan. O da beni dinledi. Ben de çok selam söylüyorum. Bizdekine benzer durumda bizim bu tip niş diyebileceğimiz operasyonel kiralamada zor olan RVC, yine ikinci el yönetimi zor, tahminlemesi zor, düşük porsiyonlu firmalarda olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi burada da OEM ya da markaların talep ettiği test araçları, yedek araçlar gibi operasyonlarda elektrikli aracı kullanıyoruz. e-tron mesela çok popüler bir otomobil içinde. Ama hemen hepsi operasyonel kiralanmış durumda e-tronların Pekin'deki. Hepsi de bizden kiralık durumda. Onun dışında şirketlerden Alman, işte Siemens adını vereyim, bir sakınca yok. Yok yok, hiçbir sakınca yok. Siemens'in bütün filosu içten yanmalı filo diyeyim. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Mesela orada da sorun var. Bir sorunumuz var esasında. En büyük sorunu. Mesela bütün otomobillerin uzun versiyonu var. Ya bizde uzun versiyonlar 7 serisi ya da bizim o D segment üzerinde ya da premium segmentte başlar. Çin'de A4 Long var. Passat Long var. A6 Long zaten kısası yok A6'nın. Bayağı bayağı uzun şasileri var. Bunlar tabii ağır otomobiller. Elektrikli yatırımı yapılamayacak ve motorları genelde de 2 litre, 3 litre üzerinde ve hepsi hemen hemen benzinli. Dizel pazarı yok denecek kadar az. Benzin ucuz olduğu için ve bunlar çok zengin olduğu için bir yandan da böyle bir artış var. Oranlara tekrar dönelim. 2020'yi şöyle bir siz söyledikten sonra tekrar bakmıştım son rakamlara. Elektrikli durumunu içten yanmalı %90 2019 kapanışı. Hibrit %3,4. Yeni elektrikli araç da %7,6 %6,6. 6,6. Evet. 2020'de rakam yeni elektrikli araca, yani full elektrikli araca, bunun çok çeşitleri var. Hocalarımız da var yayında, onlar biliyorlardır. Detaya girmeyeyim. Bunun çok çeşitleri var. PEV, VEV, NEV, HNEV, delilerce gibi çeşit. 46 volt, 50, 36 volt, 32 volt, onlarca çeşit pil yöntemi var ama hepsi full elektrikli olan araçların pazar payı 2020 Mart kapanışı %8,4. Bence çok iyi bir oran. Çok iyi oran. Çok iyi bir oran. Bizim adetlerimizde düşünürseniz içindeki bizim tahminimiz gelecekteki oranların dediğim gibi 2025'ten sonra iki basamaklıların kanıksanmış olacağını, iki basamaklının altına indiğinde sorunun ne olacağını, ne olduğu anlaşılacağı özel konular olacağını düşünüyorum. O yüzden %10-15'ler civarında 2025 sonrası bir pazar elektrikli araç için öngörebiliriz. Tabii buradan ikinci ele geçiyoruz. Şimdi olgunlaşmış bir ikinci el pazarı var mı? 0'ı 20 milyon satan ülke ikinci elde ne satıyor Allah aşkına diye soranlar var. Çok ilginç. Tahmin ediyorum yani dünya ortalaması bildiğim kadarıyla sıfır satışa 7 tane ikinci el oluyor normalde ortalamada. Eğer öyle hesap yaparsan 140 milyon falan gibi bir ikinci el pazarı çıkıyor. Öyle mi hakikaten yani? Çok ilginç. Ben Volkswagen Financial Services'te ikinci el tarafından da sorumluyum. Hatta şimdi çok önemli bir girişim daha yapıyoruz. Çok büyüyeceğini düşünüyoruz ama şu anda elimizde veri yok.
Çünkü regional bir pazar değil ikinci el pazarı. Bizim 2000'li yılların başına benziyor. Ne oluyor, ne bitiyor gerçekten bilmiyoruz. Ama çok dar şu anda. Karşılaştığın söylediği rakamlar gerçekleşmiyor Çanar abi. Yani bizde şu anda geçtiğimiz sene biz VDF Filo'da ben görevliyken zaten biz 1'e 10, 10'u çok rahat geçeceğimizi öngörüyorduk ikinci elde. Çin'de bu rakamlara ulaşmamız çok uzun zaman alacak gibi duruyor. Çok hızlı büyümesine rağmen çok uzun zaman alacak gibi duruyor. Çünkü hali hazırda Çin'de sıfır otomobile ulaşmak kolay. Evet. İkinci elde araçların değerleri düşük. Yani şöyle bir örnek verelim. 3 yaş 90 bin bizim pivotumuzdur operasyonel kiralamada. Türkiye'de de ortalama %55-60 arasında dizel otomatik bir otomobile, iyi ortalama segment bir otomobile RV verilir. Şimdi daha detaya Evet. girmeyeyim. Belki 65 bazı iyi yıllarda 70-80 yüzü geçtiğimiz enflasyonist yıllar olmuştur. Çin'de %30'ları geçen bir oran değil bu. 3 yaş 90 binde bir otomobil için. O bayağı yarı yarıya düşük Bayağı neredeyse. düşük. Bayağı düşük. Ve Çin'de bu hızlı büyümeden kaynaklanan yeni otomobil satışına istek ve yani bayi yatırımlarından bahsedelim. Hiç ikinci el otomobil satışı yapmadan 2019'u tamamlamış bayimiz var ki sıfır otomobil satışı Türkiye'deki ortalama bir marka kadar olan falan bayi gruplarından bahsediyoruz. Şu anda hiç olgun değil. Bizdeki olgunlar ya da Avrupa'dakine de biz Avrupa'yı takip ettik. Bunlar bizi takip ediyor. Sıfır otomobille başlıyorsunuz. Servise yatırım yapıyorsunuz. İkinci el yatırım yapıyorsunuz bayinizde. Genelde böyle bir olgunlaşma eğrisi var otomotivde. Çin'de henüz daha yetkili servis yatırımları ısrarla OEM'ler tarafından baskılanıyor. Biz Volkswagen Financial Service olarak şeyi üstümüze aldık. İkinci el tarafındaki desteklemeyi. O yüzden 2023 sonrası, bu 3 yıl bir büyüme beklemiyoruz ama 2023 sonrası şu an çok yüksek karlılıklar satılan ikinci elde karlılıklar rekabetle düşecek. Yeni platformlar devreye girecek ve çok ciddi bir büyüme bekliyoruz. Pazar senin söylediğin rakamları da 2025 sonrası ulaşacağını öngörüyoruz. Peki Ama regül hükümetin pazarı nasıl regüle edeceğine dair bir öngörü var mı? Yani dev bir pazardan bahsediyoruz. Bu dev pazarın içinde regüle edilmemiş ikinci el pazarı suistimale çok açık demektir. Burada bir öngörü var mı nereye doğru gideceğine dair? regüle ederlerse beklentimiz baskılamak yönünde olacaktır. Onu açık söylemem gerekir. İkinci el otomobilin sertifike edilerek satılması bizim hedeflediğimiz bir şeydi ama bunu devlet destekliyor mu diye soracaksınız. Hayır, desteklemiyor. Çünkü Çin ekonomisi üretime dayalı bir ekonomi. Şu anda son 10 yılda tüketimin çılgınlaşmasıyla belki dengelenmiş durumda ama genelde yarı mamul üreten bir ülkeden bahsediyoruz. Otomobil üretimi de örnek vermek gerekirse mesela sadece en daralmış ayında 2020'de 1,1 milyon 60 bin adet otomobil üretimi yaptı Mart ayında Çin. Bu üretim tüketimle Artık destek. söylediğin rakamlar şaşırtmıyor beni Ali. Artık Evet, şaşırtmıyor. zaten Mart'ta üretim adet. Evet, ben de artık şey gibi geliyor. Bütün raporlar bizde Türkiye'de binler civarındadır. Ben buraya gittiğimden beri 10 binler civarında, yani rakam tablonun yanında milyon ya da 10 bin K yazıyor anlamanız için doğru. Bu üretimin tüketimle desteklenmesi için sıfır otomobilin satılmaya devam edilmesi gerekiyor. Eğer regülasyon gelirse biz bu regülasyonu açıkçası çok istiyor muyuz? Hayır, istemiyoruz. Çünkü gelirse baskılama yönünde geleceğini düşünüyorum. O yüzden de şu anki haliyle olabildiğince brokerlar üzerinden, bizdeki galeri standartları üzerinden yürütmeye çalışılıyor. Peki, o zaman biraz bayilik sistemine geri dönüyorum. Soru şu, bayi yapılanması bizdeki gibi 3S midir? Yani satış servis yedek baç, hatta 4S sigorta bilmem ne de dahil olmak üzere her işin yapıldığı plazalar halinde mi yapılanma sizde de diyor. Evet. Tam olarak forest shop diye geçiyor hatta buradaki tanımları. Bizdeki bayi sistemi biraz, yani Çin'deki bayi sistemi bizimkiyle karşılaştırdığında yine büyüklükten kaynaklanan böyle devler oluşabiliyor. Şimdi bir bayi grubu var. Mesela bir numaralı bayi grubunun 1000'e yakın otomobil bayisi var Çin'de. Yani en büyük bayi grubu 1000 adetlik bir bayi adedine sahip. Bin Benim adet sorumluluğum bayiye sahip bir bayilik grubu var yani. var. Evet, mesela bu adamın bir leasing şirketi var. Ben tanıştım. İlginç bir hikaye de anlatmış olayım. Keyifli olsun. Ben dedim leasing işi yapıyoruz. Hadi beraber yapalım. Ya dedi, bizim de küçük bir leasing işimiz var. Seninle yapalım Ali. Çok sevdim seni falan. Sağ olun, çok çok iyi olur. Seni ben size destekleyeyim. Beraber bir leasing işi yapalım Guangzhou'da, o bölgede. Tamam dedi. İşte yanındaki yaverlerinden bir tanesini çağırdı. Ne kadarlık yaparız falan.
Dedi ki seneye değişecek aracı adımız 120 bin. Evet. Bunun dikkate almadığı büyüklük o. Yani o kadar devler ki şaşkınlık verecek seviyede araç satıyorlar. Bence biraz tehlikeli bir boyut. Bayilik sisteminin tekilleştirelim, bir bayi indirgeyelim. Dünyanın hiçbir yerinde kurallar değişmiyor. Volkswagen burada Türkiye'de ne tür bir bayilik anlaşması ve ne tür standartları imza atıyorsa Çin'de de esasında bunları imza atıyor. Kültürel farklar var. Burada bizdeki gibi mesela bizim bayilerimize girdiğinizde her an marka ayırt etmek size söylüyorum. Kendinizi iyi hissedersiniz. Çok Tabii. üst düzey profilde bir hizmet alırsınız. Çin'de ülke gelir olarak çok uzaklaşmış olduğu için birbirinden bazı şehirlere girdiğinizde bizdeki kötü bir galeri standardının bile altında bir markanın bayisine rastlayabildiğiniz gibi büyük şehirlerde çok çok premium seviyelerde görebiliyorsunuz. Ama yapı, algı, yönetim şekli Türkiye'dekinden çok farklı değil. Bir daha döneyim bir önceki sohbete. Olgunluk seviyesi olarak ise sadece ve sadece otomobili, sıfır otomobil satışı ve bunu bandladıkları sigorta satışları ya da kredi satışları, buradan elde edecekleri bankalardan ve bizim gibi otomobil finansman şirketlerinden elde edecekleri komisyon gelirine bağlamış durumdalar. Gelirleri %90'ı buradan geliyor. Yakın Evet. zamanda servis ve ikinci el ekleyeceğini de düşünüyoruz. Anladım. Peki, sana bir soru. Çin'in ülke dışına sattığı markalar neden başarılı olamıyor madem bu kadar iyiler? Yani esasında ben belki biraz çok sempati duyuyorum bu adamlara. Başarılı olamıyor olmalarının sebebi esasında Çin'de sattıkları adedi yakalayabilecekleri herhangi başka bir pazar yok. Yani büyümeden bahsettiğimizde şimdi örnek Volkswagen için verelim. Mesela bizim Volkswagen'in ürettiği otomobillerin %80'ini Türkiye'de ya da Avrupa'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde hiç görmediniz. Hiç. Hiç. Hiç gerek de görmedi bunun için Volkswagen'i import yani dışarıya ithal etmeyi, ihraç etmeyi. Çünkü gayet yeterli büyüklükte bu kapasiteyle ürettiği bütün Lavida diye bir model var. Örnek vermek gerekirse Çin'in bir numaralı otomobili, en çok satan otomobili Volkswagen markası. Hiç hayatımızda gördüğümüz bir araba değil. Sadece Çin pazarı için Sedan Volkswagen mıdır, bir var. hatchback midir, SUV midir, nedir? Oradan sedan bir otomobil. Orada mid-size diye geçiyor sedanlar. Bu mid-size'da bizdeki karşılığı Hyundai Accent boyutlarında bir otomobil düşünün. Böyle B-Plus gibi duruyor. Mart ayı satış adedi 70 bin civarındaydı. Sadece 2-3 eyalette. Korkunç ödette satan bir otomobilden bahsediyoruz. Evet. Ve bunu dışarıya ihraç etmeyi hiç düşünmüyor. Genelde Çinliler dışarıda biraz önce o yatırım neden yapmıyorlar, neden markalar girmiyor ya da girerler mi sorusuna verdim. Cevabı paralel bir cevap vermek durumundayım. Burada esasında Çin'de satılacak otomobilleri geliştirecek yatırımları yapmaya öncelik vermiş durumdalar. Ne zaman ki Çin'de yapılan otomobiller Avrupa'da yapılanlardan daha iyi kaliteye ulaşacak ki bu bence çok stratejik bir tartışmadır, daha politik bir tartışma, otomobili çok aşan bir tartışma. O zaman Çinliler başarılı olabilecekleri pazarlara girebilirler. Ama yine bunların Çinlilerin elinde olduğunu zannetmiyorum. Burası daha çok siyasi dengelerin, daha stratejik dengelerin tartışılması gereken bir yer. Otomobilin kalitesiyle ya da üretim kapasitesiyle alakası olduğunu çok düşünmüyorum. Ali'cim seni bırakamayacağım. Çünkü çok soru var burada. Bir kere her şeyden önce seni tanıyan, özlemiş olan, uzun zamandır görmeyen herkese de selam gönderiyor bir yandan. Ben de herkese çok selam. Sağ olun. Şimdi Berkay Uğur'un bir sorusu var. Ali sana selam söyleyerek başlıyor. Paylaşımlı mobilite konusunda bir erteleme olacak mı? Yaşadığımız dönem bireysel mikro mobiliteyi nasıl etkiler? Düşüncelerinizi rica ediyorum diyor. Bunu kısmen konuştuk gibi Evet, konuştuk mu paylaşımlı biraz? Evet. ama Berkay için onu tekrar yineleyeyim. Evet, paylaşımlı mobilite konusu zarar eden şirketler listesine şu anda baktığınızda otomotivde bunlar car-sharing işinde zarar ediyorlar. Bu da tamamen Covid ile ilgili. Ama Şubat'taki o V-shape yani Şubat'ta pazar dağılması %84'tü, bunu konuşmuştuk. Mart ayında bu %55'e geliyor. Nisan'da %45'e gelecek. Sonra %12 dediğimiz aynı şeyler, aynı rakamları paralelde şu anda şeyde de görüyoruz. Araç paylaşım şirketlerinde de görüyoruz. Buna biz idle car diyoruz. Yani atıl duran, kullanılmayan araç adetleri aynen pazardaki otomobil satışı daralması gibi oldu. Esas ekonomik tüm daralmalar birbirine çok paralel ve yakın insan davranışıyla bağlantılı. Ben özellikle biraz önce konuştuğumuz hijyen çözümleriyle eski popülaritesine kavuşacağına eminim.
Şöyle bir etki var. Öğrenciler ya da işte beyaz yakalı yeni neslin aldığı elektrikli araç satışlarına yansır mı bu kayıp? Oraya yansıyabilir. Ama hala çok pozitif tarafa doğru yansıyor bizdekinden farklı olarak. Senin de tanıdığını bildiğim önemli bir otomotiv profesyoneli olan Merih Düzü'nden bir soru gelmiş. Onu ileteyim sana. Hayırlı. Operasyonel ve finansal kiralama toplam parkınız nedir? Büyük uluslararası oyuncular kimlerdir? Sektörde rekabet nasıldır? Buyurun, senin uzmanlığından gelen soru. Bizim operasyonel, yani portföyü soracak olursak biz kısmen esasında küçük bir finansal kiralama şirketiyiz. Bizim şu anda kontrat adedimiz toplamda 65 bin. Bu 65 binlik kontrat adedinin sadece 6 bin tanesi Melih Bey operasyonel kiralanmış araçlardan oluşuyor. Operasyonel kiralama pazarını şöyle özetleyeyim. Büyük oyuncuların sadece Arval ve ALD belli ortaklıklarla Çin'de varlar ama çok büyük değiller. Bizim gibi küçük onlar da. Operasyonel kiralama işini genelde eyalet seviyesindeki şirketler yönetiyor. Niye? Çünkü regülasyonlar bizi çok zorluyor. Çok büyük bir ülke. Zaman farkları, lojistik imkanların çok dar olması, bizim bildiğimiz kaliteli operasyonel kiralama hizmetine değer katan, bizim müşterilerimizi Türkiye'de ilgisini çeken ve önceliklendirmemize sebep olan iki nedenden biri olan operasyonel kalitemiz Çin'de sağlanabilir değil. Büyüklükten ve regülasyonlardan dolayı. Örnek, siz bize 3 saat mesafede bir şehirde farklı türde şey yapıyorsunuz, tescil yapıyorsunuz Pekin'e göre. Bambaşka bu arada. Yani farklılarken çok farklı bir tescil sistemi var. Buna hizmet eden tekil bir operasyonel kiralama altyapısı kurmak neredeyse mümkün değil. O yüzden büyümek çok makul değil. Ve vergi yükleri araç sahipliğinde çok yüksek olduğu için bizim gibi finansal kurumların da bu işi sürdürmesini açıkçası istemediğini bildiğimiz için finansal hizmetler sektörüne dönmüş durumdayız. Finansal hizmetler sektörün büyüklüğü ise pazarda %13 gibi her satılan otomobilden pazar payı kazanıyor. Leasing işi, öyle söyleyeyim size şu anki haliyle. Sayısını bilmediğim adette leasing şirketi var. Lisans sahibi şirket sayısı binlerin üzerindedir. Bunların ilk onunda biz yer alıyoruz. Ve bunların ilk onunda yer alanların tamamı da otomobil finansman şirketi ortaklığındaki bizimki gibi leasing şirketleri. İşte bu FAW dediğimiz bizim aynı zamanda ortağımız, aynı zamanda rakibimiz olan şirket var. İkinci sırada ise bu leasing şirketlerini bankalar oluşturuyor. Bankaların otomobil finansmanının ilgisi çok büyük. Ama bireysel tarafta bunu yaparken bizim kadar ısrarlı, istekli. Burada tabii çok teknik detaylar var. Risk hesaplamaları farklı bankaların bizden. Türkiye'dekine benziyor. O yüzden risk iştahı düştükçe de açıkçası buradaki rakamlar da banka tarafında azalıyor. Bizi yine öne çıkartıyor. Pazar büyüklüğüne döneyim. Finansal hizmetler pazarının toplam portföyündeki araç adedi, ya kontrat adedi yani bu yıl 2020-2019 için kapanış 1,3 milyon adet diye hatırlıyorum. Bu seneki beklentimiz 1,5 milyon seviyesini geçeceği yönünde. Peki, şimdi Her yılda sorular çok olduğu için hızlı hızlı soracağım, hızlı hızlı cevap almaya başlayacağım. Yoksa iftara kadar gideceğiz, ben sana söyleyeyim. Tamam. Peki ben çok hızlıca. Covid-19 sonrası yeni dönemde iletişimin en düşük olacağı süreçte yeni hayatta satışta nasıl bir değişiklik bekleniyor? Biraz konuştuğumuz konu bu. Ama teslimat sürecinde bir değişiklik olacak mı? Çin'deki yetkili satıcılar da bu konuyla ilgili nasıl aksiyonlar alındı? Ek olarak otomotiv sektöründe normale dönüş için neler yaptınız? Hem distribütörlükte hem yetkili satıcılarda diye sorulur. Şimdi iki soru var esasında. Açıkçası herhangi bir değişiklik bu sene için, COVID-19 üzerinde bir değişiklik, yani lojistik hizmetlerde, sahadaki hizmetlerde bir değişiklik yapılmadı. Şu anki durum geçtiğimiz sene nasılsa hala öyle. Burada yeterince cesur olanlar, yeterince güvenli olanlar bayilere ulaştı ama bayileri şöyle algılayın. Hani otomobil bayisi Çin'deki ortalama bir şehirde gidilebilecek en güzel yerlerden bir tanesi. En güvenli hissedebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Yani insanların güven duyduğu kurumlar arasında yani Volkswagen markası, Ford, BMW, Mercedes markasının kapısının altından giriyor olmak zaten kendiliğinden bir güven yaratıyor. Orada gideceğiniz herhangi bir marketten çok daha hijyen olduğunu biliyorsunuz o gireceğiniz bayinin. Bunu açıkça söylemek lazım. O yüzden oralarda öyle bir karşılaştırma yapıldığını zannetmiyorum. Açık ara insanlar kendini bayilerde güvende hissediyordur diye düşünüyorum ki zaten bu hemen o V-Shape'le Mart'ta %55 düzelmeyle ki bir
bu %55'lik adamlar da parasal sıkıntıdan gelemedikleri için gelemiyor açıkçası. Güvensizlikten değil. Ki bu düzelmeli gidiyor. Ben orada bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. İkinci soru neydi Çınar abi? Hemen tekrar dönüyorum. Teslimatlardan sonra normale dönüş için neler yaptılar? Hangi aksiyonları aldılar diye soruyorlar. Mart'ta yapılan aksiyonların en önemlisi kredi kampanyaları, özel destekler ve devletin verdiği sübvansiyonlarla başladı. Yenileme kampanyaları yapıldı. İkinci el değersiz orada büyük kayıplar olmasına rağmen markaların birçoğunu takas kampanyalarını Mart ayında duyurdu. Biz mesela leasing işinde tahmin ettiğimizden fazla talep aldık Mart ayında. Planladığımız rakam %140 olarak gerçekleşti Mart ayı için. Ki bu 0.12'den sonraki, Şubat'ı gördükten sonraki rakamlar değil. Yani sene başındaki rakamlarımızı bile aştık Mart ayında. Normale dönüş için planlanan planlamaları genelde markalar tek başına Çin'de yapamıyor. Sübvansiyonlar en büyük, onu da söyleyeyim. Üçüncü neden olarak sübvansiyonlar, vergi indirimleri, KDV indirimleri Mart ayı ile beraber devreye alındı. Ve sonuç alındı. Hatta bu çeyrek sonunda, yani 2020'nin çeyrek sonunda birçok yerli markanın yeni model tanıtımları vardı. Pekin'de yapılacak tanıtımlar hep sene sonunda ertelendi. Bunlar tanıtımları ertelenirse dahi Mart ayı sonunda yeni çok fazla adette küçük crossover'lar ve SUV'ler çıktı. Çok sattı bunlar. O yüzden de bir düzelme gördük. Yani esasına bakarsın aktiviteyi normalde bir daralmada ne yaparsınız otomotivde? Çin bunu bir ayda yapıyor diyelim. Daha Ha. kolay yapıyor, daha yapıyor. Peki Çin'de sıfır otomobil bir tane sattığınız zaman yüzde kar marjı nedir? İkinci elde yüzde kar marjı nedir? Ha, güzel soru. İkinciye satmıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim bakın çok enteresan orası da. Şimdi biz yeni bir araştırma yaptırdık. Ya bu nasıl bir paradır diye tekrar tekrar yaptırmak zorunda kaldığımız oranlar görüyoruz. İkinci elden başlayayım. Yani %20'ler civarında ikinci el gelir elde etmeden bir arabayı alıp satışa koymuyorlar. %20 minimum. Yani o yüzden de ikinciye satamıyorlar. Temel nedeni bu. Hani hacimle işi yapmıyorlar. Kârla yapıyorlar. %20'lik satışta da takasa o arabayı almakta zorlanıyorlar. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz sürekli onlara. Tabii bilgi eksikliği, güven eksikliği. İşte bu DAS, bizim Das Welt Auto, Audi'nin yaptığı ya da Volkswagen'in yaptığı bu ikinci el kurumsallaşma, kurumsal markasının sertifikalarını falan anlatmaya çalışıyoruz ama çok etki yaratamıyoruz. Hala %15 diyor en kötü falan. O çok kâr marjı yüksek ikinci elde bayilerde. Pazarda %5, %10 arasında bayilerin kazandığı galerilerin kazandığını biliyoruz brokerların. Bunlar da bayağı büyükler. Sıfır otomobiliyle kâr marjı açıkçası çok değişken. Ortalama bilmek çok zor. Bu kadar yüksek adette otomobil satılan bir yerde. Ve bu bilgiler gizli bilgiler. Birçok marka bunu paylaşmıyor. Bayilerden almak çok güç. Biz Ama şöyle bir söylemeyiz özet kimseye. şöyle bir özet yapayım. %2,5, %3 civarında ortalamalar yakalandığını düşünüyoruz. Net midir bu? Gross. Gross. Brüt. Peki. Çin'de Covid ile alakalı ikinci faz olacağı söylentileri ne seviyede dillendiriliyor? Bununla ilgili planlar var mı? Bu Covid bizi bir daha vuracak mı? Valla bilmiyorum. Ben de işte şimdi biz de bu orada yaşadığımız için benim oğlumun okulu kapalı. Açılacak mı? Açılırsa ne olacak? Bu soruları soruyoruz sürekli. Bana soracak olursanız mesela şu anda yabancıların Çin'e girmesi yasak. Bütün vakalar dışarıdan gelen insanlardan kaynaklanıyor. Artı bir, artı iki artıyor falan günlerde. Onların hepsine baktığınızda da yabancılardan kaynaklandığını düşünüyorlar. Ülkeyi kapattılar. Tekrar bir dalga olma ihtimali var mı? Var. Bütün o makalelerinde işte bu bizim yabancılara yayın yapan makalelerde okuyoruz. Evet gelebilir. Ama aynı zamanda da bugün nasıl kontrol ettiysek o zaman da aynı şekilde kontrol ederiz. Diyorlar herhangi bir çekinceleri yok. Tip normal COVID'den durumu yani. Peki. Onlar biraz söylerler. Evet. Yani hemen tepki verip kuralları yapıp bence onlar Çin için söylüyorum. Çok korkmuyorlar. Ya da dataları da tam paylaşmıyorlar. Şimdi burada Çin'e şey yapmayayım da hiçbir şeyi doğru öğrenemiyoruz şimdi. Yani o yüzden bilemiyorum tam. Peki, bir tane soru gelmiş. Tofaş'ın iletişim direktöründen Güray Karacar'dan gelmiş. Çin'deki elektrikli araç üreticileri bataryayı nereden temin ediyorlar? Yeterli üretim mevcut mu? İthalat yapmak durumundalar mı? Çok güzel soru. Kendi üretimleri var. Yeterli üretim mevcut. Ve bunu korkunç teşvik eden ve bunu devlet üretiyor açıkçası söylemek gerekirse. Enerji iş devlette. Bizdekine benzer. Hani işte tekel kültürü hala var. Sigara da devlet üretiyor. Bizim 1980'lerin sonuna kadar gördüğümüz şeyi düşünün. Enerjiyi de devlet üretiyor. Ve bu bataryaları devlet ortaklığı yapılar üretiyor.
Payını tam oranlarını bilmiyorum açıkçası Güray abi. Tam rakamları söyleyemeyeceğim sana. Ama büyük oranda yerli üretim, yerel üretimin kaynaklarıyla şu anki talebi karşılayabilir durumdalar. Açıkçası ithalat oranını bilmiyorum. Hani ithal markalar da var ama ne kadar büyük yoğunlukta sattıklarını bilmiyorum. Mesela benim motorumun pili Pekin'de bir küçük fabrikada üretiliyor. Ve gayet iyi kalitede bir lityum iyon pil kullanıyorum. Anlattım biraz önce range'ini falan. Evet. Peki, Türker Turgut'un sorusu. Uzun şasili araçlar kullanma alışkanlığı var dediniz. Oysa Çinlileri biz minik insanlar olarak biliriz. Nereden kaynaklanıyor bu alışkanlık diyor. Görgü, statü falan öyle bir şey. Kocaman ya. Arabalar tren gibi. Yani hiç görmediniz. Mesela A4 long. Yani çok şaşırtıcı şekilde uzun. A6 long. Şaşırtıcı uzun. İşte Passat'ın bir longu var. Bir önceki Magotan diye bir marka var. Model var. Onun longu var. Yani her arabanın longu var. Bu arada Çinliler küçük değiller o kadar. Japonlar daha küçük. Biraz karıştırıyor Evet. olabiliriz. Çinliler de ufak tefek. Nerede? Bizim için o Yani çok öyle etki birileri de var. Çinli. Evet, öyle değil yani. Evet, hepsi birbirine de benzemiyor. Ben herkesi Jackie Chan'a benzetiyorum diye beni aforoz ettiler. Sakın bunu söyleme diye. Ama bu bir tür şey. Mesela bana ısrarla büyük bir araba aldırmaya çalıştı ekibim. Yahu ben araba küçük seçiyorum. Pekin'de yaşıyoruz hani park edeyim falan. Hayır. Patron arabayı alacaksa kocaman bir araba aldılar Kocaman, bana. tabii. Şimdi kocaman yani. Benim için çok gereksiz büyük. 3 kişilik aile için. Ama çünkü öyle statü. Ya benim arabam GM'nin arabasından küçük olmayacak falan. O hep büyüklük şeyi oradan geliyor. Statü. Anladım. Kullanışlığından falan. Peki, arada selamları da iletiyorum sana. İkinci Yenikon marka müdürü Oğuz Tek'ten bir selam var öncelikle. Sefa. İkinci el satış rakamlarını sormuş. Onu konuştuk. 2020 tahminini de konuştuk. Ama ikinci el satışında online yapan en iyi kaynak kimdir? Var mı öyle bir şey diye soruyor Oğuz Tek. Çok iyi soru. Evet var. Şimdi 3 tane büyük marka var. Yurcheco, Bochabank ve VTT diye. Biz onları Bunlar anlamadık. Bir daha söyler misin? ben çok fazla ilgileniyorum bu ara bu konuyla. Çünkü ilk benim en büyük sorumluluğum Volkswagen adına orada bu ikinci el işini kotarmak. Yurcheco, Bochabank ve VTT diye. VTT bize ait, Volkswagen'e ait. Bize değil daha Volkswagen'in AG'ye ait. Bu joint venture ile kurduğu bir ikinci el işi. Yurcheco ve Bochabank ise devlet ortaklığı. Büyüklüklerini söyleyeyim. Esasında Oğuz'un tam bildiği işi yapıyorlar. E-Auction'la araç satıyorlar. E-Auction'da araçları da yine bizim bazı markalarımıza benzer şekilde sadece brokerlar üzerine yapıyorlar. Bireylere değil. Burada da adetleri, yıllık adetleri 80 bin civarında mesela Yurcheco'nun sattığı ikinci el aracıydı. Çok küçük bana soracak olursanız pazar büyüklüğüne göre. Ama en büyüklerden bir tanesi. Bochabank'ın o sadece mesela hasarlı ikinci ele odaklanmış bir platform. O da yaklaşık 50 binler civarında satıyor. Ama e-auction kültürü yani online ihale kültürü çok var. Burası şey devi. Sonuçta yazılım ve web sitesi konusunda sonu olmayan bir deniz. Korkunç fazla adette yatırımcı var. Evet. Startuplar ve hep hemen hemen bu işlerle data analizi, işte ihale bunu çok seviyorlar. Remarketing işini, ikinci el işini. Her yerde bulabilirsiniz. Her şehirde bir tane vardır. Ve büyükler de tam büyük değil, büyümek için yatırımcı arıyor. Ve şirket değerleri de milyar dolarlar seviyesine falan çıkmış durumda şu anda. Çok büyüyeceği öngörüldüğü için. Çin'den bahsettiğin zaman hiç küçük rakamdan bahsetmedin. Farkındasın Biraz ki öyle bir Çin'den yer bahsettin. burası. Evet. Öyle öyle. Tam olarak öyle. Her şey büyük, şaşırtıcı şekilde. Gene bildiğin yerden geliyor soru. Ortalama bir Volkswagen bayisindeki sıfır araç satış ve servis giriş sayıları Türkiye'ye kıyasla nasıldır? Ya şimdi şöyle yapalım. Ben şimdi 4 milyon 400 bin geçen sene sattı. 3 bin adet bayi. 100 bin yapar, 120 bin yapar aşağı yukarı bir tanesi. Ayda 10 bin civarında araçımızı satıyorlar. Yetki servis giriş sayılarını bizim günlükle benim bir tane bayim var işte. Volkswagen FAW'yu onunla tartışmıştık. Günlükte 90 civarında günlük mekaniğe giriş vardı. Hasarı bilmiyorlar bu arada. Hasar merdiven altı gibi. Hiçbir haberleri yok. Sigorta eksperleri çalışıyor. Sigortanın tasdik ettiği adamlar onarıyor. Biraz farklı bizden. Hasar dediğim gibi çok kaliteli değil ve çok da umursamıyorlar. O yüzden hasarla ilgili ellerinde data yoktu ya da o gün bir şey söylediler. Hatırlamayacağım bir şey söylediler. Ama günlük o Nanling'in FAW'yu sattığı Guangzhou'daki büyük şehirlerden bir tanesindeki bayinin günlük servis girişi 90'dı. Her soruya şahane cevap verdiğin için her konuda soru geliyor. Bilmiyorum bu konu hakkında bilgin var mı ama motor ya soruyu soran Deniz Arıkan.
Motor yağı pazar payları hakkında bilgi alabilir miyiz? Özellikle yerel marka pazar payı oranları yaklaşık olarak ne seviyededir toplam pazarda? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben operasyonel kiralama yaptığımız kanalda yetkili servisleri kullanma zorunluluğumuzdan dolayı markaların tavsiye ettiği yağlar dışında bir yağ kullanmıyoruz. Bunların tamamı da yurt dışı markaları. Açıkçası bunu söyleyebilirim sadece. Benim bir Peki. gördüğüm yerel yağ markası olmadı satın almak zorunda kaldığım. İkinci el araç plakası devri ve satışı için bir piyasa oluştu mu? Hükümetin bir kısıtlaması, tavan fiyat uygulaması var mı plaka devir fiyat için? Yani biz burada plakadan taksi plakası uygulaması gibi anlıyoruz da bu soru oradan geliyor. Şimdi şöyle, devlet bunu kontrol etmiyor. Şöyle, Kutay siz Durmuş mesela bu arada soruyu soran da lütfen atlamamış olayım. Kutay Durmuş. Kutay Bey, şöyle burada kural şu, işte her eyalette farklı esasında. Bir örnekle gideyim. Mesela Tianjin burada çok sıkı regülasyonlar olanlardan bir tanesi. Siz gidiyorsunuz, plakayı alıyorsunuz. Ya yani plakaya başvuruyorsunuz. Bazen bunu release ediyor. Diyor ki işte 200 bin satacağım. Gelin alın. Gidiyorsun, alıyorsun sıraya geçip. Alıyorsun ve her sene gidip bir yenileme ücreti ödüyorsun. Bunlar böyle mesela geçen sene açıklanan rakam plaka başına 1600 yuandı. Yeniliyorsun. Yenilemezsen iptal oluyor, başkası alıyor. Ama bedava alıyor bu arada. Yenilemezsen, satmaya kalkarsan bunun bireysel olarak satma imkanın var. Bunu devirle yapıyorsun. Piyasası mesela eğer o sene plaka talebi gelmeyecekse, plaka açıklamayacaksa Tianjin örneğini veriyorum. Yıllık 50 bin yuan oluyor. Ama o sene ben 10 bin tane, 20 bin tane satacağım derse klasik talep, Fiyatı düşüyor. Arz arz talep talep dengesi yani. değil, 10 bine düşüyor. Ama Pekin'de hiç 150 binin altına düşüyor mesela. Pekin'de hiç, çünkü yeni plaka açıklanmıyor son 10 yıldır. Anladım. Oo, peki. Musa Lüleci'nin sorusu. Türkiye'deki müşteri memnuniyeti ile Çin'deki müşteri memnuniyet anlayışı karşılaştırdığında ne farklar var? Çin'deki müşteriyi memnun etmek Türkiye'dekini memnun etmekten kolay değil. Öyle mi? Böyle. Yani ne farklar Peki. var açıkçası, ben kendi, biz hizmet sektöründeyiz sonuçta, finansal kiralama ve operasyonel kiralama yapıyoruz. Avrupalı şirketlerle Çinli şirketleri karşılaştırıyoruz. Müşterilerimiz ikisinden de var. Tahmin edeceğiniz üzere Çinlerle bu işi yürütmemiz daha kolay Avrupalılara göre. Okey, hızlı bir soru. Asım Külah'tan geliyor. Çin'deki en büyük 5 firmayı sayar mısınız diyor. Sayarım. Otomotiv tabii yani. Yani işte hatta neydi? Yani şöyle sayayım size. Firma olarak şimdi hepsini bilmiyorsunuz. Şöyle saymak zorundayım. FAW, Volkswagen. SAIC, Volkswagen. Dongfeng. Dördüncü. Bike. Bike. Beş. Ya Geely ya Lahusen olması lazım. Peki. BASF'den Alpan Altan'ın, ülke müdürü Alpan Altan'ın bir sorusu var. Hasar operasyonları ve sigorta şirketleri başlığını karşılaştıracak olursak, Türkiye ile Çin'i karşılaştıracak olursak ne dersiniz diyorlar. Hasar operasyonları ve sigorta şirketleri. Yani şöyle, otomobil sigortası işi bizdekine benzer ama yani o kadar büyükler ki, şimdi mesela otomobil sigortasını yapan bankalara ait sigorta şirketleri var büyük. Bir de böyle çoğu devlete ait bu arada sigorta şirketlerinin haliyle yine. Bizle karşılaştığınızda temel farklar, bizdeki olgunlukta değiller. Bizdeki operasyonu yapmıyorlar. Bizdekinden daha pahalılar. Sigorta yaptırma oranı da çok düşük. Böyle söyleyeyim. Rakamları Peki hatırlamıyorum. Ali'cim, şimdi Meri abi bana özel cep telefonundan mesaj göndermiş. Demin yaptığımız hesapta 3000 bayi 4,4 milyon adet satıyorsa bu bayi başına yılda 1400-1500 eder, ayda da 120 eder. O kadar da yüksek değil, abartmayın diyor. Ben yanlış hesap yaptığım için düzeltmiş olayım bunu buradan. Teşekkür ederim Meri abi. Şimdi geliyorum Anıl Baş'ın sorusuna. Anıl Baş der ki, özür dilerim kayboldu. Anıl Baş şu anda diyemiyor, kayboldu çünkü. Hop hop hop, çok gittik. Özür dilerim, bekliyorum ama soruyu kendi ağzından sormak istiyorum. O yüzden Şunar Bey, Ali Bey merhaba. Çin'de otomotiv alma alışkanlıkları nelerdir? Krediyle mi alınıyor yoksa takas falan mı var? Customer to customer bir pazar var mı orada? C2C var mı diye soruyor. Sıfırda C2C ne, ikinci elden mi konuşuyoruz? Sıfır herhalde. Yani var, o da var. Küçük adetlerde var. Broker'lar var araç satın alan. Belli şehirlerde bayilik yok çünkü.
Penetrasyonu söyleyeyim, %35'ler civarında bir finansal hizmetler penetrasyonu var toplam satışta. Leasing eklediğinizde %50'ler civarına kadar çıkar ortalaması. Dediğim gibi bunu regüle eden bir pazar ya da raporlayan bir kurum yok. Bunlar tamamen bizim bütün danışman şirketlerden aldığımız rakamları tek tek birleştirerek elde ettiğimiz rakamlardır. Bu bilgilere ulaşamazsınız. Yani istediğiniz yeri araştırın, hiçbir yer raporlanmıyor. Açıkçası tam bilgi vermek çok mümkün değil. Bizim Volkswagen'in finansal hizmetler şirketinin penetrasyonu %18. 4 milyonluk işte. Yani çok dar. Ve arabalar ucuz. Peşin alma eğilimi daha yüksek. Kaan Tatlıcı, elektrikli araçların ömürleri uzun ve operasyonel kiralama süreleri buna paralel 3-4 yıldan uzun mu? İkinci el kiralamasına nasıl bakılıyor? Ali'ye selamlar. Saygılar Kaan Bey. Selamlar. Şöyle, daha henüz pillerin ömrünü görebilecek kadar yaşamadık. Çünkü pil teknolojileri her sene değişiyor. Yani şimdi 3 sene önceki pilin teknolojisine bugün baktığımızda evet pilin ömrü 5 seneye geçmeyecek gibi duruyor. Ama bu sene üretilen ve teslim edilen pillerin süresi 7-8 seneyi bulacak deniyor. Bu kullanıma çok bağlı, hava koşullarına çok bağlı. Ben çok teknik olarak bilmiyorum. O yüzden de çok yorumlayamayacağım. Ama insanların en büyük kaygısı pile ne olacak sorusu. O yüzden %10'lar civarında baskılanıyor. Bu nedenle biz mesela Volkswagen Financial Service olarak pilleri kiralıyoruz. Yani siz body, arabanın body'sini alıyorsunuz ya da kiralıyorsunuz ya da finansal olarak fonluyorsunuz. Biz de size pili kiralıyoruz. 3 sene sonra da isterseniz çok düşük bir bedelle bizden alıyorsunuz ya da yine çok düşük bir bedel ödeyerek yenisini fabrika size temin ediyor gibi çözümler üretmeye başladık. Bu da yavaş yavaş pazara penetre oluyor. Operasyonel kiralamada ikinci el talebi yok Kaan Bey. Sıfır. Herkes sıfır Peki. istiyor ve sıfır ulaşmak çok kolay ve ucuz. Aykan Ceylan aslında bana doğru sormuş soruyu. Çınar Bey, yaptığınız programlar çok güzel. Benzerlerini bayilerle de yapmanızı bekliyoruz diyor. Oydertek webinar zaten her konuyu kapsamak üzere kuruldu. İnşallah yapacağız Aykan Bey. Ben de size öyle demiş olayım. Serdar ve teşekkür ederim bu arada da güzel sözleriniz için. Serdar Elibollar demiş sorusu şu. Distribütörlerin captive finansman yapıları var mı? Yani pardon, yeni normale geçiş sürecinde Mart ayında kredi kampanyalarının yapıldığını iletmiştiniz. Bu kampanyalar bankalarla mı gerçekleşiyor, markalar üzerinden mi gerçekleşiyor diye İkisiyle soruyor. de gerçekleşiyor. Bizim marka yani otomobil finansmanı şirketleri burada bu işlere daha az tepki verdiği için ve daha yatkın olduğumuz için ve sübvansiyonları yani marka destekli kampanyaları tasarlamamız daha hızlı olduğu için tabii ki bizimle başlıyor. Ama hemen bankalar tarafından kopyalanıyor ve bankalar da arkamızdan geçiyor. Tabii ki en ucuz finansmana bu bankaların tamamının devlet ortaklığı olduğunu düşünürsek bankalar ulaşıyor. İşin sonunda rekabette bankalar %80'lik bir pazar payıyla hepimizin önünde yer alıyor. Evet. Ali, ikinci el RV oranı düşükse 6-7 yıllık kiralamalara nasıl bakıyorsunuz? Kiralamıyoruz 6-7 yıl. Yok öyle bir şey. Peki, Mehmet Erel'in sorusu. İkinci el pazarı bu kadar düşükse ve sürekli sıfır araç alınıyorsa ikinci el araçları ne yapıyorlar bunlar? Vallahi çok iyi soru. Çok büyük bir ülke. Şimdi 1,4 milyar insan yaşıyor içinde. Bazı bölgelerde ne olduğunu biz bile bilmiyoruz. Yani ne olduğunu biliyoruz da yani kim neyi araba kullanıyor, plaka taktı mı, plakası takmaya gerek görüyor mu orada, bakıma gidiyor mu, lastiği var mı? Oralara gidiyor arabalar. Ne olduğunu gerçekten bilmediğimiz hiç regüle olmayan çok 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 kalabalık Özür bir nüfus var. Yani oralarda ne olduğunu ben sorduğumda hala öğrenmiş değilim. Bana sadece sen boş ver oralara gitmeyeceğiz zaten biz. Oralara bakarız dilerim. gibi falan deyip beni oyalıyorlar öyle söyleyeyim size. Ne oluyor? Yani şöyle Elimiz, elimizdekiyle idare et diyorlar sana sen yani. şu an burayı hallettin de yok kaldı diye dalga geçiyorlar. Anladım. Çok büyük potansiyel var ama açıkçası ne olduğunu bilmiyoruz. Peki, internet üzerinden araç satışı yapılıyor mu? Ya da otomotivin hangi türevi internetten satılıyor? İnanılmaz güzel soru. Çok fazla yapılıyor. Şimdi bu bizim rakip leasing şirketlerimiz, bizim dışımızdaki leasing şirketlerinin tamamı web üzerinden yapıyor işini. Yani siz web'e giriyorsunuz, bayağı bir araç konfigüratörü var. Oradan giriyorsunuz, arabayı yapıyorsunuz. Lease edecek şirket, sipariş geçiyorsunuz, arabayı size teslim ediyorlar. Teslimat lojistik noktalarından. Hemen hemen bütün rakiplerimiz bu işi araba satmak için ve leasing yoluyla araba satmak için ve web'den yapıyor. Çok fazla var. Burada her şey web'den yapılıyor. Burada her şey hemen hemen her şey web'den yapılıyor. Peki, Altuğ Bey'in, Altuğ Erciş'in bir sorusu var Kolumandan biliyorsun. İkinci elde parça değişimi değer kaybına
sebebiyet veriyor mu diye soruyorum. Ya bu bize has, Altuğ Bey, biliyorsunuz. Bu dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de olduğu gibi değil. Türkiye'de yok, burada arabayı onardığınızda Avrupa'daki gibi o sıfır oluyor. Herkes iyi fiyatı veriyor. Bizde bizde neden olduğunu biliyoruz hepimiz. 80'lerin sonunda bizim bay demeyeyim. Galerilerimizin araç alırken yaptığı oyunun dertini çekiyoruz hala 30 yıldır biz. Aynen öyle. Benim anladığım kadarıyla. Ama Çin'de öyle bir sorun yok. Arabanın güncel kondisyonu üzerinden değerlendiğini söyleyebiliriz. Ama zaten değerli değil bu arada Altuğ Bey. Başpınar der ki, fiziki olarak showroomları ziyaret etmeden online satış kanalı tercih ediliyor mu müşteriler tarafından? Varsa da bu kanaldan satış yüzde kaçtır? Ali abiye de selamlar. Selamlar Serkan'cığım. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi çok Evet, ben var. Teslimat noktaları var, lojistik noktaları var. Gidip oradan böyle alışveriş merkezlerinin altında böyle park yerlerinden teslim alıyorsun arabanı. Ama oranları bilmiyorum çünkü bu oranları ölçecek bir regülasyon ya da bir kurum yok. Dolunay Filo'dan Ahmet Albayrak soruyor. Çin'de peşin satış ve araç kredisi dışında başka bir araç edinme yöntemi var mı? Leasing en büyük araç ve şimdi şöyle anlatayım. Güzel soru. Aslında burası çok soruluyor değil. Evet, burada Peşin çok bir sorun numara. var. Peşin bir numara. Para çok. Otomobil almak da bir yatırım mı? Hala yatırım. Neye yatırım? Statüye yatırım. Herkes otomobil sahibi olmayı hedefleyerek yaşıyor ve alıyor. İki, parayı da buraya bağlıyor. İki, bunu nasıl yapıyor? Kredi temin ederek yapıyor. Krediler ucuz mu? Ucuz. Faiz düşük. Yani tabii büyüyen bir ülke, büyüme dinamikleri fazla olduğu için tabii ki belli bir oranda enflasyon ve faiz yüksekliği var ama bizde karşılaşılabilir değil. Avrupa'dan yüksek, bizden düşük diyelim ama hala makul seviyelerde. Üç, finansal kiralama. Biraz önce benim bahsettiğim bizim içinde bulunduğumuz sektör. Şimdi bizim de içinde bulunduğumuz bir grup şirketle beraber Freeway Leasing, Türkiye'de benzeri olan üç, dönem sonu üç yöntemi olan, hani kiralamaya devam et, arabayı iade et ya da arabayı o balonu ödeyerek satın al gibi bir ürün var. Mercedes çok yoğun yapıyor. Biz çok yoğun yapıyoruz. BMW Leasing çok yoğun yapıyor. Şimdi Avrupalı markalarla beraber Çinlilerin de ilgisini çekti. Ürün halk tarafından da anlaşıldı. Henüz yeni kontratlar, eski kontratlar dönmediği için sonuçlarını bilmiyorlar ama çok uzun süre içerisinde bence en büyük üçüncü popüler alma yöntemi de bu mobiliteye en yakın fonlama yöntemi olan dönem sonunda ne yapacaksan yap yönteminin popüler olacağını düşünüyorum. Ali'cim, 1,5 saate bulduk. Çok hızlı cevaplar bekliyorum senden bu sefer. Bir adaşından, üstelik de eski şirketin VDF Filo'dan, Ali Bağdatlı'dan geliyor soru. Türkiye'de otomotiv yan sanayi Çin'den daha iyi dediniz. Türkiye otomotiv yan sanayi Covid-19 nedeniyle üretim anlamında pazar payını arttırabilir mi? Avrupalı markalar üretimi Türkiye gibi alternatif ülkelere kaydırmak isteyebilir mi? Ne güzel olmaz mı? Bu benden son Benim bölümü. bu benim burnum aşar Ali'cim. Bu sorunun cevabı. Keşke olsa diyeyim. Ama yani ben oradaki buradaki ben de mühendis altyapılıyım. Mühendislikten gelmeyeyim. Bizim mühendislik becerilerimizi zaten herkes tüm dünya biliyor. Olabilir bu söylediğimiz şeyler. Ama beni aşar bu sorunun cevabı Ali'cim. Peki, sen de gayet yakından tanırsın tur asistini, her şeyi zamanında, şimdi emekliye ayrılmış olan Savaş Ertürk'ten geliyor soru. İkinci elin henüz kurumsallaşmadığını anlıyorum. O halde ikinci elde satışlar garantisiz yapılıyor demektir. Herhangi bir yasal sorumluluk var mı ikinci el satıcısına? Çok iyi soru. Durumu Onun da işi var tabii. eyaletten eyalete değişiyor. Eyaletten eyalete Evet. değişiyor. Evet. Şimdi yok esasında. Genelde yok. Yani bir garanti maranti işte o garanti dışında devletin işte belli kurallarla bunu zorluyor. Hayır, yok öyle bir şey. Bir tek bahsettiğim Dustveld Auto, DWI, Audi'nin Avrupa'da ünlü ettiği o şey var. Sertifika programı var. Benim bilgim en azından. O da kimsenin ilgisini açıkçası şu anda çekmiyor. Talep de bu yönde değil. Ali, bence önemli olduğu için bu soruyu hemen giriyorum. Bir saniye, özür dilerim. Benim videom kapanmış. Onu bir düzeltmeye çalışayım. Geldi galiba. Evet. Önemli bir soru Hamit Özen'den geliyor. Araç satın alma maliyetlerinde kiralama şirketleriyle perakende satış arasında Türkiye'deki gibi ciddi fark var mı diye soruyorlar. Bir daha Yani sorar mısın şimdi abi? perakende satışta aracın fiyatı belirlenir ya. Ama Evet. filo alıyorsan daha alttan, daha ucuzdan alırsın ya. Bu yöntem Çin'de de var mı? Bizdeki kadar varsa da anormal mi?
diye soruyorlar. Anormal. Evet, anormal var. Anormal var. Peki. Rakamları hiç söylemeyeyim, moral bozar. Korkunç var ve çok farklı. Çok montan, yani çok hacim olan bir operasyondayız. Yani burada 100 ile 100 adetleri, mesela ben o kapıdan çıkarken 3000 adetlik leasing kontratına ayaküstü imza atıyoruz. Yani öyle bir abuk subuk büyük bir yerden bahsediyoruz. Bunun adetleri 30 bin, 40 bin, 50 bin taleplere kadar çıkabiliyor. Burada çok farklı fiyatlar oluşabiliyor. Peki, bir tane daha soru geliyor. Artık yavaş yavaş sana iltifatlar var Ali, onları da söyleyeyim. Ali Kemal Bey aşmış, Çin'i öğrenmiş, bitirmiş, söyleyecek bir şey yok. Adamlar şahaneler. Ali Bey de bu işte şahane demişler. Açıklamalar mükemmel, çok teşekkürler. Acaba Çin'de Hyundai markada hangisi ön planda diye sormuşlar. Hangi modelini satıyor Hyundai diye sormuşlar. Valla ben bilmiyorum. O da adlarını hatırlamıyorum ya. Bir tane ama bizim bildiklerimiz arasında en çok popüler olanı Elantra. Elantra. Biliyorum ya, burada görmediniz. Burada üretilir zannetmiyorum. Burada satıldığını zannetmiyorum oradaki Hyundai modellerinin. Hiçbirini satıldığını zannetmiyorum. Farklı bir üretim yapıyor Hyundai içinde. Bir tane Murat Bey'den, Murat Şahsuvaroğlu'ndan soru gelmiş, bizim başkanımızdan. Dolayısıyla kendisine torpil yapmak suretiyle hemen soruyu iletiyorum. Showroomlar kaç yılda bir yenileniyor? Tabela giydirme, cephe iç donanım. Sadece teknolojik showroomlar var mı? Yani bizde devamlı bir ön yüz cephe değişimi, standart değişimi yapılır. Bunlar orada var mı? Varsa bir de sadece teknolojik olan showroomlar var mı? Valla benim tabii çok uzun süredir orada değilim. Gittiğim bayilerin tamamı, mesela Volkswagen bayilerinden tarif edebilirim, yeni yüzlüydü. Yani yeni Volkswagen standartlarındaydı. Ve çok fazla bayi var ve açıkçası şimdi şöyle söylemek lazım. Çin bir kıta, yani Çin'i bir ülke gibi değerlendirmek çok zor olur. Belli bölgelerde biz bunu genelde otomotiv 5 bölgeye yoruyor Çin'i. İşte kabaca kuzey, doğu, güney ve batıda 2. Pardon, Doğu 2, Batı 1 şeklinde 5 bölgeye ayırıyoruz. Yani bu hepsi farklı farklı dinamikleri var. Doğudaki, pardon, Batı'daki bölgelerde neredeyse eski yüzler var, öyle duyuyorum. Ya da kötü kalitede her şey. Ama Doğu'daki Şangay, Pekin, Guangzhou, kıyıdakiler çok zengin. Sürekli değişiyorlardır diye tahmin ediyorum. Ve standart zorlama yok. Zenginlik var ve bu bir imaj çalışması. Genelde benim anladığım kadarıyla bayilerden gelen bu yenileme talepleri OEM'lerden gelenden fazladır diye tahmin ediyorum. Ali, inanır mısın bilmiyorum. Bir saat 40 dakikaya geldik ve fakat hala sana sorulmamış 58 tane soru var. Dolayısıyla O kadar da şey değilim ama bildiğim kadarıyla yanıtlıyorum. Yanlış anlamayın gerçekten. yok, ağzına sağlık. Ben senden şunu rica edeceğim. Hani yayını artık kesmem lazım. Ama sen Çin'e döndükten sonra yani bundan 2-3 ay kadar sonra lütfen senle bu sefer Çin'den bir bağlantı yapalım ve bu soruların hepsini cevaplayalım. Çünkü çok ciddi ilgi var sorulara. Ama burada artık kesmek zorundayım yayını. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Beni kırmadığın, Oyder adına buraya katıldığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Hem sorulara verdiğin samimi cevaplar hem bilgi seviyenle tatmin edici bir yayın yaptığımızı ümit ediyorum. Ama eksik kaldı. Onları da sözünü ver. Tekrar çağıralım seni. İnşallah. Çin'de de bağlantı abi nasıl olacak onu bilmiyorum. Yasak biliyorsun internet falan her şey. Ha. Elini yaparız ama bir düşünürüz. Bir yöntem buluruz maalesef. Sana Ben buradan şunu... Turkcell bunlar falan var ya, onlardan gönderirsin. Abi o taktığımız anda yanar o muhtemelen orada. Şöyle söyleyeyim. Ben de davetiniz için beni layık görüp bu kadar değerli insanı çıkardığınız için ben teşekkür ederim. Elimden geleni yaptım. Tabii 7-8 aydır oradayım. Bu kadar bilgi, jenerik bilgiler verebildim. Herkes de açık bilgiler çoğunlukla. Umarım önümüzdeki dönemde biraz daha deneyimim artar. Faydalı olabilecek şeyler paylaşabilirim ileride sizinle. Buraya benim OİDE'nin davetini sadece kabul etmek benim görevimdir. Hepsi benim büyüğüm ve çok değerli bir dernek. Bizim de içinde bulunduğumuz dünyanın en önemli kurumlarından bir tanesi. O yüzden saygıyla önünüzde eğiliyorum. Her Biz zaman da teşekkür ederiz. görev bilirim. Ben vereceğiniz daveti ve elimden geleni de yaparım. Çok teşekkür ederiz. Çok naziksin. Çok güzel sözlerle kapattın. Bir ufak hatırlatmayla kapatayım. Çarşamba günü saat 14'te bu sefer İngiltere'ye gidiyoruz. Çin'den çıktık, İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'de de özellikle biliyorsunuz ikinci el operasyonları çok
revaçta ve çok büyük hacimlerle yapılıyor. Hani Çin'in tersine orada biraz daha uzmanlaşma var. Mike Smith ve Rob Adden'le birlikte özellikle ikinci eli ve Covid'in etkilerini konuşacağız. Çarşamba 2'de mutlaka bekliyoruz. Yeniden katılan herkese, dinleyen herkese çok teşekkürler. Bir kusur ettiysek, sürçülisan ettiysek affola. Bir sonrakinde tekrar görüşmek üzere. Ali, sana da hem Çin'de hem buradaki hayatında başarılar dilerim. İnşallah yolun açık olur. Çok daha yüksek yerlerde seni görmüş oluruz. Katıldığın için teşekkürler yeniden. Çok çok teşekkür ederim davetiniz için abi. Saygılar. Görüşmek üzere, saygılar.